Baharın gelişi dünyanın birçok yerinde farklı biçimlerde kutlanıyor. Bahar hemen herkes için bereketin ve doğanın yeniden uyanışının simgesi. Balkan ve Trakya halkları bugünden itibaren kendilerine özgü bir gelenekle baharı kutlamaya başlıyor. Şimdilerde Martiniçkalar sokakları süslüyor ve inanışa göre Baba Marta, yani Marta Nine dilekleri kabul ediyor. Pijula Panda kent kent dolaşıyor. Peki Martiniçka nedir? Baba Marta kimdir? Pijula Panda neyi temsil ediyor? Kırmızı ve beyaz ünlerden yapılan bahar süsü Martiniçka, esasen bir Bulgaristan geleneği. 1 Mart'tan itibaren ay boyunca kentleri, sokakları, giysileri renklendiren bu süsler, bir mit olan Baba Marta'nın günleri diye de anılan baharda ortaya çıkıyor. Öyle inanılıyor ki Baba Marta, yeni başlayan tarım yılının bereketli ve verimli olması için tüm iyi dilekleri kabul ediyor. Pek çok farklı türü olan Martiniçkalar, kırmızı ve beyaz etten yapılmış bebeklerden ilham alıyor. Beyaz renk uzun ömrü, kırmızı ise sağlık ve gücü temsil ediyor. Eskilere dayanan bu geleneğin Bulgaristan'a özgü olduğu düşünülse de, Doğu Trakya, Yunanistan ve kimi Balkan halkları da günümüzde Mart'ın gelişini böyle kutluyor. Bulgaristanlılar Mart geldiğinde yakınlarına ve arkadaşlarına Martiniçka hediye ediyor ve onlar için sağlık diliyor. Bu dönem Bulgarca'da Çestita Baba Marta ifadesiyle kutlanıyor. Martiniçkaları hazırlamak da epey kolay. Kırmızı ve beyaz renkteki ipler saç örgüsü şeklinde örülüyor ya da iplerin iki ucu ters yönlere doğru döndürülerek burgu haline getiriliyor. Bunlar yaka süsü ve bileklik olarak kullanılabiliyor. Martiniçkalar, kırlangıç, leylek, karınca yuvası görülünceye dek taşınıyor. Saydıklarımdan en az biri görüldüğünde ise ay başında tutulan dileğin gerçek olacağı düşünülüyor. Daha sonra bileklerdeki martiniçkalar çiçek açmış bir ağaca çaput niyetine bağlanıyor. Savaş gündemine rağmen halkların Marta Nine bayramını kutluyor, Çestita Baba Marta diyoruz.